trafik terörüne kurban vermemek için hep birlikte çalışacağız. Can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için sadece kolluk birimlerinin çalışması yetmiyor. Vatandaşımızla birlikte, diğer yöneticilerimizle birlikte bu konuda kurallara uyma alışkanlığını hep birlikte yerleştireceğiz. Bunu bir en önemli eğitim faaliyeti olarak göreceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, anne babalar olarak başta trafik kurallarına uyma alışkanlığını en önemli bir terbiye, en önemli bir eğitim işi olarak göreceğiz. Çocuğumuza bir bisiklet alırken aldığımız bisiklet ortalama bugünkü şartlarda 1000 lira, bir bisiklet kaskı 120-150 lira arasında ortalama diyorum. Dolayısıyla 1000 lira verdiğimiz bir bisikletin yanına 100 lira, 150 lira vererek kaskı da alacağız. Kask kullanma alışkanlığını kazandıracağız. Hız yapmama alışkanlığını kazandıracağız. Bu ilçede son 2 yıldır gençlerimizden de motosiklet kazalarında ölen gençlerimiz var. Dolayısıyla biz gençlerimizi, insanımızı trafikte kaybetmek istemiyoruz. Kurallara uyma alışkanlığını kazandıracağız. Burada anne babalara çok önemli görev düşüyor. Jandarma ve polis trafik teşkilatı olarak arkadaşlarımız denetimlerimizi yapıyoruz. Yapmaya da kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle tavizsiz bir şekilde motosiklet üzerinde, kask kullanım üzerinde ağırlıkla denetimlerimiz devam edecek. Bu vesileyle diğer arkadaşlarım, kazasız, belasız, güvenli bir trafik ortamında hayatı paylaşacağız. Bizim bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantının gayesi bu. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Trafikte veya hayatın diğer alanlarında sağlıklı, güvenli bir yaşam diliyorum. Basın mensupları, bugün İncirdere köyümüzdeyiz. İncirdere köyümüzde bir reflektör projesi, özellikle tarımda yoğun olarak kullandığımız başta traktör, römorklar olmak üzere diğer vasıtalara reflektör takımı projesi gerçekleştirmek için buradayız. Yanımızda şoför odamız ve ziraat odası başkanlarımız var. Onların desteğiyle bu projeyi yürütüyoruz. Bu amaçla geldik ama bu amacın dışında özellikle Türkiye'de trafik kazalarında ciddi anlamda can ve mal kaybını azaltma noktasında biliyorsunuz uygulanan projeler var. Bu projelerle birlikte Türkiye'de de son yıllarda trafik kazaları azalmış durumda. Bunlardan da vatandaşlarımızı bilgi sahibi kıldık. Az önce muhtarlarımız, vatandaşlarımızla birlikte bu projelerden bahsettik. Türkiye'de uygulanan İçişleri Bakanlığımızın uyguladığı trafik eylem planı çerçevesinde trafik kazalarını arttırmaya dönük pek çok proje var. Bunlardan bir tanesi de özellikle trafikte kurallara uyma noktasında vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Bu noktada vatandaşlarımızı duyarlı hale getirmek, denetimleri arttırmaktır. Dolayısıyla bu noktada biz de vatandaşların gerek duyarlılığını arttırma noktasında, eğitim noktasında çalışıyoruz. Kask kullanma alışkanlığını yaygınlaştırma noktasında proje var. Bunu vatandaşımıza tanıttık. Dolayısıyla bugünkü bu çalışmamız bu çerçevede vatandaşlarımıza birlikte bir trafik etkinliği gerçekleştirmek oldu. Vatandaşımızı bilgilendirme noktasında çalışmamızı sürdüreceğiz.